Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta bir bisiklet toplama videosuyla karşınızdayım. İlk etapta jantlardan bahsedelim. 622'ye 19 ölçülerinde trekking jantları ama aslında bu jantlar trekking jantı değildi. Bunlar 29 inçlik lastikler için üretilmiş 19C özelliklerdeki jantlardı. Fulcrum'un Red Power'ları fakat biliyorsunuz 29 ile 28'ler aynı ölçü olduğu için aralarında jant ebatı olarak hiçbir problem çıkarmıyor. Uygun bir fiyata almıştım bunu. İnternetten yine satan bir arkadaştan satın almıştım. Çiftini 500 lira gibi bir fiyata almıştım ama şu an tabi bu fiyatlarda değildir jantlar. Hemen ardından lastiklere geçelim. Şimdi lastikler biliyorsunuz ben daha önce Schwalbe Marathon kullandım. Maraton Plus kullandım. Şu anda Kinesis'in üzerinde de Maraton Plus'lar var 25'lik. Ama Mitas'lardan da çok memnun kalmıştım. Hatırlayacaksınız Fuji Touring'de Mitas, o zaman Rubena'ydı. Rubena Flash Start Torn kullanıyordum. STO'ydu. Yani Schwalbe Marathon Plus'lardan kesinlikle aşağı kalmayan, hatta bana göre daha güzel bir lastikti. Bu bisiklet içinde 37 milim genişliğinde yine Flash Start Torn'ları kullandım. Doğa bisikletten çiftini 118 liraya almıştım. Şu an fiyatı hakkında hiçbir bilgim yok. Devam ediyorum. Şimdi normalde genelde hibrit trekking bisikletlerde ne yapılır? Ön tarafa amortisörlü bir maşa kullanılır ama ben amortisör oldum olası karşı gelmişimdir. Hiç hoşuma gitmeyen ekstra ağırlık ve güç sönümleyici olarak gördüğüm için bir sabit maşa aldım. Bu sabit maşa aslında krom bisikletlerinin sabit maşası. Ben bunu ucuza sıfır olarak buldum. Tabi rengi farklıydı. Üzerini sprey boyayla, üzerine verniğini de sprey verniğini de atarak bir güzel boyadım. Ha, yarın bir gün boyasında bir döküntü olursa götürüp araba boyacısında daha kaliteli şekilde boyattırırım. Bu arada ölçüsünü ben kendim kestim. Siz buralarını görmeyeceksiniz. İçine çiçeğini de çaktım. Devam edelim. Başka neler varmış? Sele konusunda, şimdi seleden başlayalım. Sele, Selle Royal'ın Freccia modeli. Bunu genelde Carraro'larda, Carraro 226, Bianchi Touring Lady'lerde kullanılan, bayanlara özel üretilmiş bir sele. Ucuz, 50 lira civarında bir sele. Ama eşimin eski bisikletinde bu vardı ve bundan çok memnundu bu seleden. O yüzden Brooks alma gayretinde, Brooks alma şeyinde bulunmadım. Devam ediyorum. Sele borusu olarak da yine en ucuz olabilecek orta şekerli Easton'ın sele borusunu kullandım. Sele borusunda da çok fazla önemsemedim açıkçası. Hemen ne yapalım? Frenlere geçelim. Frenler disk fren bu arada. Hidrolik disk fren. Frenler elimde daha önceden vardı. Devore'nin eski model dağ bisikleti serisi frenleri vardı. Bu frenleri kullanacağım. Hop, fazla ses çıkartıyor. Fazla karışık burası. O yüzden biraz fazla ses çıkartıyor. Rotorları 160'lık vidalı rotor tercih ettim. Vidalı tercih etmem sebebi de jantların vidalı rotora uygun olmasıydı. Aktarım organlarına geçecek olursak vites değiştiricilerinden başlayalım. 9'lu bir sistem kullanacağım bunun üstünde. Benim elimde parçalar vardı. O yüzden 9'lu tercih ettim ki 9'lu sistem bana göre hakikaten ideal bir sistemdir. Yani 10'luya 11'liye çok gerek yok. Deore'nin değiştiricileri vardı elimde. Shifter İngilizcesi. Deore'yi kullanıyorum. Furş olarak ne kullanacağım? Bunu da araya soktum gerçi ama furş olarak Neko'nun semi entegre bir furşunu kullanıyorum. Aktarım organlarına devam ediyorum. Önde ayna kolda 22-32-44'lük karamil göbekli bir ayna kol benim elimde vardı. Göbekte 123 mm genişliğinde neydi? BBUN26 karamil göbek tercih ettim. Bunlar benim elimde vardı bu arada arkadaşlar. Bu yüzden bunları tercih etmedim aslında. Var diye bunları takıyorum. Arka aktarıcı yine elimde daha önceden olan 9'lu bir Deore Dinesis kullanıyorum. Ön aktarıcı çok fazla kimse bilmez ama bana soranlara ben genelde komponentlerde Alivio'yu öneririm. Alivio'nun parçaları sağlamdır, ucuzdur ve uzun süre kullanabilirsiniz. Önde Alivio'nun ön aktarıcısını kullanacağım. Hemen arka rubleye geçelim. Arka rublemizde de 11-32'li bir ruble kullanacağım ki 22-32 yokuş olarak yokuşlarda, rampalarda kesinlikle zorlamayacaktır. İç lastiklere gelelim. İç lastiklerde
İç lastiklerde ben kesinlikle önemsemiyorum. Çünkü patladımı atıyorsunuz. Ben kendim de atıyorum. O yüzden alabildiğim en ucuz iç lastikleri aldım. Pedallar. Velgo'nun çelik pedallarını, metal pedallarını kullandım. Bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kilitli pedala falan gerek yok bu bisiklette. Hemen bakıyorum neler var. Gidon. Gidon daha önceki bisikletinde eşimin kelebek gidon vardı. Rahat ediyordu. Çünkü kelebek gidon geniş. Oturma pozisyonunuzu değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz yerinden tutabiliyorsunuz. Maviydi. Eski bisikleti de maviydi. Bunun üstüne pembe bir gidon sargısı saracağız. Yavaş yavaş burada bu videoyu bitiriyorum. Ne yapıyoruz? Şimdi timelapse olarak bisikletin montajını hep beraber yapacağız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.